Mutfakları sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Üzümlü ve cevizli nefis kıyır kıyır bir kurabiye yapacağız. Ama ben üzüm yerine başka bir meyve kurusu kullandım. Onu da videonun ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim. Hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Yoğurma kabımıza 150 gram oda sıcaklığına yumuşamış tereyağını, yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta kullanacağız. 1 adet yumurtanın tamamını ilave ediyoruz. 1 adet yumurtanın da sadece akını hamurun içine ilave ediyoruz. Sarısını da üzerine sürmek için başka bir kaba ayırıyoruz. Bir adet portakalın sadece kabuğunu rendeleyeceğiz ve rendelerken dikkat edeceğiz. Beyaz bölümüne gelmeden yapacağız. Sadece turuncu bölümünü rendelemiş olacağız. Çünkü yoksa acımsı bir lezzet olur. Bir paket vanilya, 1 su bardağı dolusu şeker ve 4,5 su bardağı un kullanıyoruz ama her zaman olduğu gibi unu azar azar ilave ediyoruz. İlk başta 3 su bardağı unu ekledim. Hamuru biraz yoğurdum. Hamuru biraz yoğurduktan sonra 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı dolusu unu ilave ediyoruz ve kuru malzemeleri ekleyeceğiz. İri doğranmış ceviz kullanacağız. 1 su bardağından biraz eksik cevizi ekliyoruz ve kuru üzüm kullanacağız. Kuru üzüm yerine ben blueberry, yaban mersininin kurutulmuş meyvesini kullandım. Çok lezzetli, Amerika'da çok yaygın. Kurabiyelerde, muffinlerde, cupcakelerde çok kullanılıyor. Evde bu vardı, üzüm de vardı ama bununla denemek istedim. Çok da lezzetli ve güzel oldu gerçekten. Üzüm kullanabilirsiniz, beyaz veya siyah üzüm hiç fark etmez. Yarım su bardağı daha un ilave edip hamuru yoğuruyoruz. Hamuru 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra tezgahın üzerine alıyorum. Gevrek bir hamur ve aynı zamanda yumuşak bir hamur. Nasıl ifade edeyim? İkisinin ortasında böyle bir kıvamda harika bir hamur. Ama toparlanması zor oluyor. Çünkü içerisindeki üzümler hamura yapışmamış olduğundan şekil verirken, hatta rulo yaparken dağılıyor. O yüzden tüm hamuru 3 veya 4 parçaya bölerek rulo haline getirirseniz daha güzel olur. Ben de işte 3-4 parçaya böldüm ve hafif bastıra bastıra, böyle üzümler iyice hamura yapışsın diye hafif bastırarak biraz rulo yaptım. Daha sonra inceltmeye başladım. Üzerinden bastırarak hem incelttim hem biraz daha uzun rulo yaptım. Ama inceltirken dikkat edin. Çok fazla ince yapmamaya çalışın. Çünkü kuru bir kurabiye. Daha da ince olursa iyice fırında kurur. Lezzetli olmaz. Bu şekilde yaptım. Ve verev şekilde kesiyorum. Yağlı kağıt serilmiş ya da yağlanmış tepsiye diziyoruz. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ama bu şekilde keserken güzel bir görüntüsü de oluyor. Bütün hamura aynı işlemi uyguluyoruz. Ve üzerine önceden ayırdığımız yumurta sarısını süreceğiz. Ama yumurta sarısının içerisine 1 çay kaşığı pudra şekeri ilave edeceğiz. Daha parlak ve pişerken koyu bir renk alması için. Ama Azerbaycanlı arkadaşlar ne olur buna dikkat edin. Azerbaycan'daki çay kaşığı Türkiye'nin tatlı kaşığı oluyor. Türk mutfağının tatlı kaşığı oluyor. Ben çay kaşığı derken Azerbaycanlı arkadaşlar 1 çay kaşığı düşünebilirler ama öyle değil. Azerbaycan'daki çay kaşığının yarısı Türkiye'deki çay kaşığının tamamı oluyor. Yumurta sarısına pudra şekerini ilave ettik ve kurabiyelerin üzerine sürüyoruz ve kurabiyelerin üzerine desen oluşturuyoruz. Bunu da bir çatalla yapabiliriz. Böyle çizikler oluşturacağız. Önceden ısınmış 170 derece 340 Fahrenheit'ta yaklaşık 25-30 dakika kadar pişireceğiz. Güzelce pişti. Ve soğuduktan sonra da hemen test ediyoruz. Kuru bir kurabiye ama aynı zamanda kıyır kıyır ve lezzetli bir kurabiye. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tariflerimi paylaşmayı, beğeni yapmayı ve tabii kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kurabiyeyi yaptıktan sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Başka güzel tariflerde
Buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.